Bağımsız yargıya, adil yargılanma hakkına vurgu yapıyor Elinç Sakan. Önemli konuklarım var. Şu anda oradalar, o mitingdeler. Avukat Kemal Aytaç ve Avukat Süreyya Turan bizimle birlikte. Kemal Aytaç, adalet nöbetçisi. Yıllardır hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı, tam da bu talepler için uzun yıllardır mücadele eden bir isim. Süreyya Turan, İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği delegesi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Aytaç, sizinle başlamak isterim. Aslında üç başlıkta toplandınız, biliyorum. Sosyoekonomik sorunlar, şiddete maruz kalıyor avukatlar ve tabii ki yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü gibi konular gündeminizde. Önce oradan bir dinleyelim sizi. Katılım nasıl? Özellikle genç ve kadın avukatlar konusunda ayrıca sorularım olacak sizlere. Avukatların hem hukuk devleti olmaktan uzaklaşması, Türkiye'nin savunma makamının artık değersizleşmesi, itibarsızlaşması gibi sorunları var ama sosyoekonomik sorunlar vurgusu da çok önemli açıkçası benim açımdan. Bu konuya dair de sorular soracağım ama biraz orayı bize anlatır mısınız? Şimdi Gülşah Hanım, bugün sabah erken saatlerde 81 ilden otobüslerle, tabii illerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre biz 10 otobüsle İstanbul'dan hareket ettik. Burada Türkiye'nin 81 ilinden gelen meslektaşlarımızla buluştuk. Onun da ayrı bir lezzeti ve tadı var. Yani ülkenin dört bir tarafından, her bir ucundan meslektaşlarla bir araya gelmek, sınıf arkadaşlarımızı görmek, hasret giderdik bir taraftan. Daha sonra burada çaylarımız, kahvelerimiz içtikten sonra saat 11 itibariyle yürüyüş korteji oluşturuldu. 2,5 kilometrelik yaklaşık bir mesafe var Anıtpark'la Barolar Birliği'nin arasında. Binlerce avukatla barolar sırasıyla, harf sırasına göre dizin dizin ve hukuk örgütleri de aynı şekilde yola koyulduk. Taleplerimizi içeren kokartlar, pankartlar, aklınıza gelen lollipoplar ve sloganlarla sloganlar atarak yürüdük. Genç avukatların ve kadın avukatların elbette bu kitle içinde önemli bir unsur oluşturduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Daha sonra saat 1'i biraz geçerken konuşmalar başladı. İki genç avukat konuştu önce. Sonra Barolar Birliği Başkanı konuştu. Sonra 7 bölgeden birer il, yani İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Giresun, bir tanesini unuttum şu anda hatırlayayım, Malatya, bu iller. Ama bu konuşmalarda aslında şunu da söyleyeyim Gülşah Hanım. Bir taraftan evet, mesleki sorunlarımız, avukatlara yapılan bir takım uygulamalar konuşuldu. Elbette bunlar dile getirildi ama aslında diğer dile getirilen meseleler ülkenin meseleleri. Örnek vermek gerekirse mesela Kahramanmaraş Barosu Başkanı depremi ve depremle ilgili sorunları gündeme getirdi. O kadar çok sorun başlığı var ki bunlar toplumun, halkın sorunlarından çok da ayrı değil. Ama tabi avukatların öz olarak CMK ücretlerinin çok düşük olması gibi, vergilendirmesi gibi ayrıca yani ekonomik anlamda da avukatlara yaşatılan bir takım sıkıntılar var, KDV söyledim. Bunlar da dile getirildi. O kadar çok başlık var ki yani aslında belki 3-5'ini çıkardığımızda diğer gündeme gelen yargı bağımsızlığı, demokrasi sorunları, hukukun egemen olması, bütün bunlar aslında bütün halkın, bütün toplumun sorunları. Bunlar coşkuyla dile getirildi. Gerçekten saat 4 gibi miting hiçbir sorun çıkmadan, hiçbir problem olmadan gayet demokratik, barışçı bir şekilde sonuçlandırdık. Bu bizim için bir ilk adım. Bunu Türkiye Barolar Birliği Başkanı da ifade etti. Bundan sonra daha cesur, daha ciddi adımlar atacağız bu sorunların çözülmesi doğrultusunda. Kemal Aytaç, size tekrar döneceğim ama Süreyya Turan'a özellikle bir kadın avukat olarak kadın avukatların yaşadığı sorunlar bugün o mitinge nasıl yansıdı Süreyya Hanım?
Evet, kadın avukatların sorunları aslında bütün meslektaşlarımızın sorunlarından farklı değil. Ama ekstra olarak tabii kadın olmaktan dolayı ayrımcılığa uğramak gibi, mobbinge uğramak gibi, taciz gibi konularda ne yazık ki gündeme geliyor. Özellikle genç meslektaşlarımızda veya staj yaparken çalıştıkları ofislerde çok fazla mobbing ya da işte ayrımcılığa maruz kalma, bunlar şeylerde bile rast geliyoruz. İlanlarda işte reprezentatif bayan avukat aranıyor gibi veya ceza davaları için işte erkek avukat aranıyor gibi. Ne yazık ki böyle bir hukuk dalında bile, hak mesleğinde bile kadın erkek ayrımı yapılıyor. Bu nedenle ben kadınların coşkusu çok fazlaydı. Gerek mitingde gerek yürüyüş alanında. Çok güzeldi. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Uzun süredir görmediğimiz coşkulu bir kalabalık vardı. Ve avukatlar artık hani bıkmışlar her türlü ayrımcılıktan, haksızlıktan, hukuksuzluktan. Sonuç olarak avukatların ses çıkmazsa vatandaşın sesi kesilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii bir takım başlıklarımız vardı bizim. Hukuk mesleği olarak, avukatlar olarak, konu başlıkları olarak öne sürdüğümüz, Erinç Başkan'ın da orada ifade ettiği ve bütün baro başkanlarımızın ifade ettiği şekilde örneğin hukuk eğitiminin artık ortadan kalkmış olması. Ya bunlar hem kadın avukatlarımız hem de erkek avukatlarımızın, bütün meslektaşlarımızı etkileyen sorunlar. Niteliksiz hukuk mezunu birçok insanın ortalıkta dolanması gibi bir şey söz konusu oluyor. Yine bu CMK ile ilgili avukat meslektaşlarımız işlerini yapıyorlar, ediyorlar ama KDV kesiliyor, parayı almakta çok büyük güçlük çekiyorlar. Ve meslek sınavının getirilmesi gibi. Bunlar spesifik özel konular. Ama en önemlisi yargı bağımsızlığının ne yazık ki artık ortadan kalkmış olması. Ve vatandaşın da buna güveninin ne yazık ki kalmamış olması. Yol boyunca biz Barolar Birliği'nden Anıttepe'ye yürürken bütün vatandaşlarımız arabalarından bize el salladılar, alkışlamaya çalıştılar. Bu da vatandaşın verdiği desteği ve bu konuya gösterdiği yakınlığı, yargı bağımsızlığının onlar için de çok önemli olduğunu bizlere hissettirmelerini göstergesiydi. Bu şekilde. Kemal Aytaç, bir de genç avukatların genel, şimdi Süreyya Hanım da siz de belirttiniz, en önemli sorun yargı bağımsızlığı elbette. Yargının bağımsız olmadığı bir durumda savunma makamına olan itibar, güven zedelendi Türkiye'de. Sosyoekonomik sorunları bir dinleyelim, sonra da biraz işin siyasi.